Bir Hikmetyar olayımız var. Onu da anlatıp daha sonra bir araştırmalar var. Onlara geçmek istiyorum. Şimdi bakın, Hikmetyar, bu da Taliban'dan Afgan şeyi, dünya terör listesinin 2-3 numaralı isimlerinden biriydi. Bu bir ara Türkiye'ye gelmişti. Henüz o sırada terörist ilan edilmemişti ama. Tayyip Erdoğan da o zaman Milli Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı. Daha genç, böyle çok şey, daha incecik, tıfıl hatta, böyle şimdikiyle karşılaştırırsan hakikaten tıfıl dedikleri fakirlik zamanları, yani böyle varlığı falan fazla yok. Mütevazi bir işte Anadolu'dan gelmiş bir İstanbul ailesi, işte 3 çocukları var, 4 çocukları var filan, böyle Emine Hanım da öyle son derece mütevazı. İşte o dönemde onun fotoğrafları çıkmıştı. Bunu ilk defa Türkiye'de Star gazetesi ve arkasından da Star televizyonu yayınladı. Star gazetesi fotoğrafını koydu. Televizyonda da görüntüleriyle. Ben ilk başta fotoğrafın tamamen şey olabileceğini düşünmüştüm. O sırada ben Star grubunun televizyonun başındayım. Star'ın başında da Fatih Çekirge var. Fotoğrafı koydular işte Hikmetyar'ın dizinin dibinde diye. İlk fotoğrafı gördüğümde dedim ki ya bak, bu poze olabilir. Yani inşallah altı kötü çıkmaz bunun. Niye? Çünkü fotoğraf çekmek için çeşitli şeyler oluyor. Yani geliyorsun, yer bulamıyorsun. Biri çöküyor, biri arkada duruyor filan. Yani eğer böyleyse ayıp da olur, yakışık almaz dedim. Ve o gece televizyonda ben onu yayınlamadım. Yani Star'da çıktı. Fakat ertesi gün görüntüler geldi. Görüntüleri de hatta geldiler, söyleyeyim, bedeli karşılığında verdiler. Ben reji odasında seyrettim. Aa, bir baktım ki öyle hani bir fotoğraf çekilsin diye falan değil. Adamın gidiyor, el öpülüyor, yanına oturuluyor ve bütün şey boyunca buradaki fotoğraf değil mi? Evet, bakın. Evet, Tayyip Erdoğan, dikkat ediyorsanız hemen dizinin dibinde. Yani ben dediğim gibi bunu sırf fotoğraf çekilmek için olabilir diye düşünmüştüm. Ama ondan sonra görüntüleri izleyince acayip. Acayip. Yani önce gelir el ötek öpülüyor yapılıyor ve dakikalarca bütün etrafta da böyle göya ulema diyorlar onlara filan falan. Ha, sonra ne oldu tabii? Arkası tabii iyi gelmedi. Tayyip Erdoğan buna o tarihte iktidarının ilk yılı da. Düşünün, Fatih Çekirge orada. Ve işte o Fatih Çekirge bir gün onu çakıyor. Ertesi gün dönüyor efendim, işte bilmem neredeki müftü şöyle yaptı diyor. Efendim falanca mahkemedeki dinci parlamentoda falan delirtiyorlar şeyi. Ve Cem Uzan'ın başını bayağı derde sokuyorlar yani, o da olsa da Genç Parti falan. Yani gazete şey, ben televizyonun başındayım, bu konuda dikkatli oluyorum. Çünkü sonuçta Tayyip Erdoğan iktidara yeni gelmiş, daha 6. ayı değil. Daha ilk ay ya, 2003. 2003'ün Haziran'ı Temmuz'u bu. Yani o kadar yakın. Dedik ki hiç bunlara dokunmayalım, boş ver. Yani biz fazla televizyon olarak girmedik. Şimdi bakın, aynı Fatih Çekirge bugün AKP'nin Yılmaz bir savaşçısı. İşte buna inanamıyorum ben. Yani 28 Şubat'ın kahramanı, 28 Şubat'taki generalleri ilk konuşturan adamdır. 4 yıldızlı var yani böyle işte. Efendim, bana bir 4 yıldızlı beni aradı, dedi ki bu Erbakan var ya, bunu süründüreceğiz, manşet. İşte bilmem ne, biz silahsız kuvvetler yapsın falan. Hepsi bunların Fatih Çekirge'nin numarasıdır. Konuşuyor, tenis oynuyor onlarla filan. Sonra geliyor paşa, paşam dedi ki filan. Ve 2003'ün Ağustos'unda Cem Uzan'ı çok ciddi bir şekilde kandırmıştı. Ağustos'ta müdahale ediyorlar, patron hiç merak etme, senin de önün açılıyor, Ağustos'ta bitiyorlar diye. O sırada ben de Star'ın başındayım. Ben de Cem Uzan'a diyorum ki Allah aşkına bu gaza gelmeyin. Mümkün değil. Ben konuştum, askerle de konuştum kardeşim. Şu anda Tayyip Erdoğan'a hiç kimse bir şey yapmaz. Neden? La 6 ayı da olmamış adamın daha. Yani çünkü herkes şey diye düşünüyor. Ya bunlar nasıl tekerler? Boş verin, karışmayın diye. Bir de asker ne derdi var? Zaten 28 Şubat olayı olmuş. Efendim bunun üzerine AKP gibi bir parti seçim kazanmış. Zaten hafif ezikler, bozuklar. Diyorum olmaz. 30 Ağustos geldi abi. Tabii hiçbir şey olmadı. Sonra bu Fatih Çekirge bastı gitti derken bir baktık, aman Allah'ım abi, iktidarın tam tetikçisi her tarafı ateş ediyor. Ne kadar sorunlu bakan, sorunlu görevli varsa bak, bir bakıyorsun Fatih Çekirge haberini falan filan. Yani işte diyorum ya, bu tefessü etmiş bir medya içinde yaşıyoruz. Bunu da yeri gelmişken sizlere anlatayım istedim.